Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlıktan herkese merhaba. Şimdiki konuğumuz dermatoloji uzmanı uzman doktor Ege Losol. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hocam yine çokça merak edilen bugünkü konumuz cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Evet, cinsel yolla bulaşan hastalıklar aslında dünya genelinde çok fazla görülüyor. Yani çok yakın tarihte Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir çalışmalarda en az 500 milyon kişi zaten cinsel yolla bulaşan hastalık yönünden risk altında. Bunların 290 milyon tanesi kadın. Dolayısıyla bizim hani toplum için çok hani oldukça önemli hastalık. Şimdi bizim normal şartlarda cinsel yolla bulaşan hastalıklarda en az bir 30 çeşit bir hastalığımız vardır. Ama onlardan 8 tanesi en fazla görülen hastalıklar oluyor. Ve bu hastalık için en önemli şey bu, işleriyle beraber tedavi edilmediği zaman sadece şikayeti olan kişiyi tedavi ettiğinde yani kür şansı olmaması yönünden bu bizim için problemli bir durum. Bu 8 tane hastalık içinde en başına gelen uyuzlar, siğiller, HPV virüsü dediğimiz yani siğiller, sifilis, klamidya dediğimiz, bir de mantar hastalıklar falan, bunlar hepsini ne yapıyor? Cinsel yollara bulaşan hastalıkların başında gelir. Bir de tabii ki bizim bildiğimiz HSV yani nedir? Herpes virüsleri, bunlar da başında gelir. Uçuklar yani genital uçuklar gibi o tarz bunlar. Hepsini cinsel yolla bulaşan hastalıklar yönünden değerlendirebiliriz. Evet, cinsel yolla bulaşan hastalıklar nasıl bulaşır? Adı üstünde aslında evet cinsel yolla bulaşan bir hastalık. Ama tabii ki tek başına şey gerekçe o değil. Anne karnından bulaşabilir. Daha önceki konuşmalarımda da anlattığım gibi ya da işte hastalıklı kişinin temas ettiği herhangi bir yani ortak kullanılan ürün kullanmayla beraber bulaşabilir. Mesela özellikle uyuz için konuşuyorsak ne ortak kullanılan eşyalar. İşte uyuzlu birinin işte kıyafetini giymiş olmak ya da onun kullandığı bir şeylere temas etmiş olmak o da ne yapıyor? Uyuz bulaşması için hayli hayli şey bir sebep. Bir de çok hani az miktarda da işte kan transfüzyonu sonrası ya da bazen steril ortamda yapılmayan uygun ortamda yapılmayan bir işte cerrahi işlem sonrası. Mesela pedikür, manikür, pedikür işte tırnak çekim işlemlerinde sonra da dövme yaparken de ondan sonra çok fazla bulaşabilir. Yani dünyada, bütün dünyada zaten dövme sonrası bulaşan en şey hastalık derse HIV ile hepatit B. Bu yüzden onlar çok hani ciddi bir problem oluşturuyor. Hani şöyle bir şey, kişi çoğu zaman hani kendinde o hastalıkta olduğunu bilmediği için yani toplumun da karşı buna karşı koruyamıyor. Dolayısıyla çok fazla sayıda görüyoruz bu hastalıkları. Peki hocam, az önce belirttiniz işte 500 milyon risk altında aynen dedik. Öyle, evet. Kimler risk altında? Daha çok burada böyle kadın hastalardan bahsetmek mümkün. Çünkü hani kadın hastalarda bu hastalığın belirtisini çok geç veriyorlar. Genellikle erkekler taşıyıcı kalıyor. İşte sonra erken dönemde belirti veriyor. Ama kadınlar bu hastalığı biraz daha geç dönemde belirti verdiği için tedaviyi daha geç alıyorlar. Bu sebeple tedavi ne kadar geciktikçe ne yapıyor? Komplikasyonlar o derece fazla çıkıyor. İşte özellikle işte uzun süre tedavi edilemeyen gonore hastalıklarında ne yapıyor? Pelvik inflamatör hastalık. Yani onlar bile ortaya çıkıyor ve tedavi edilmeyen hastalarda ne yapar? Hani kısırlık vesaire daha ilerleyen durumlara hani gitmek zorunda kalabiliyoruz. Evet. Peki cinsel yolla bulaşan hastalıkların belirtileri nelerdir? Hepsinin belirtisi aynı mı olur? Genel olarak hepsinin ortak bir belirtisi var. Bir de tabii ki hastalık ayrı bir belirtisi var. Genel olarak ortak belirtisinden bahsetmek gerekirse mesela cinsel ilişki sırasında işte ağrı olabilir. Anormal vajinada kanama şeklinde olabilir. Ya da böyle hani idrar yaparken yanma ya da erkekler konusunda konuşursak işte testislerde şişme vesaire gibi. Ya da beklemeyen anormal akıntı, ağrı gibi bir şeyler görülebilir. Bu bir genel bir semptom. Bir de şöyle bir şey, ayrı ayrı hastalıkla kısaca değinecek olursak mesela herpes yani genital uçuklar. Bunun aslında tip 2 en fazla neden oluyor bu hastalığı ama çok az eser miktarda da tip 1'leri de buna neden olabiliyor. Bunlar da ne yapıyor? İlgili yerlerde böyle ağrılı, içi, su dolu küçük kabarcıklar şeklinde ortaya çıkıyor. Ve genel olarak kişi aslında sadece cinsel yolla da bulaşımı tek başına bu hastalık ortaya çıkarmıyor. Mesela ne yapabilir? Kişi önceden işte küçükken su çişe geçmiş olabilir ya da su çişi virüsünü bir şekilde taşıdı ya da su çişi aşısını olmuş olabilir. Bu sefer ona benzer bir şeyi ne yapacak? Zon olarak çıkartacak. Ama genital bölgede olan bu herpesle ne yapıyor? Görüntü olarak aynı ama ikisi de yani birbirine çok benzer virüslerini yaptı. Çok ağrılı, işte çok zor, kişiyi zorlayan öyle bir hastalık ve cinsel ilişki sırasında da partnere bulaşabiliyor. Ve çok fazla gördüğümüz HPV'ler, siğiller, onlar evet kişide çok hani ciddi problemler açmıyor gibi görünebilir. Ama bunun belirtisi çok uzun sürede oturuyor. Mesela yani hala bile dünyada ne rahim ağzı kanserinin en belirgin nedenlerden biri ve aşıyla önlenebilir olması nedeniyle bizim için oldukça önemlidir. Bundan korunmak için aşı gerekli olgularda mutlaka yapmak lazım. Yurt dışında biliyorsunuz 12 ile 14 yaş çocuklarda kız erkek ayrılmaksızın rutin aşılama programında Türkiye'de henüz o yok. Ama ne yapıyor? Arıza eden bütün hastalar bunu yaptırabiliyor. Ve bizim Türkiye'de çok fazla yok ama yurt dışında penis kanserinde en önemli nedeni de zaten HPV virüsü.
Bir de bunlarla beraber hepatitler var, HIV'ler var. Onlar zaten apayrı, başlı başına viral hastalıklar. Yani HIV yaşam boyunca tedavi alması gereken oldukça zor hastalıklar. Yani bir kez bir kişide HIV bulundu mu zaten bütün hastalıklar zaten peş peşe geliyor. Çünkü kişinin bağış sistemini çökerttiği için ne yapıyor? HIV olan kişide işte hepatiti de olur, şey de olur, HPV'si de olur, her şey de oluyor. Dolayısıyla yani bu hastalıklardan özellikle uzak durmak istiyorsak korumalı cinsel ilişki olması lazım. Birli partnerler olması lazım. Hocam akıntı gibi basit demeyelim ama evet. Farklı semptomlar, bulgular da veriyor dedik. Tabii ama asıl önemi hayat riski taşıyor değil mi bu hastalıklar? Tabii ki hepsi hayat riski taşır. Yani bütün hastalıklarda olduğu gibi. Eskiden hani işte 2. Dünya Savaşı'nda ne gripten sonra ölüyorduk. O da hayat riski taşıyor. Ama günümüzde ne oldu? Antibiyotik tedavisiyle bizi takım şeyle gelişmesi artık grip bizim için standart bir şey hale geldi. O zamanda da işte sifilize bağlı, o zamanda da HPV bağlı, o zamanda işte hepatit B'ye karşı çok hasta ölüyordu. Ama günümüz teknoloji gelişmesiyle beraber onların tedavisi etmesi de o hayat riskleri biraz daha azaltmış vaziyetteyiz. Ama bizim için maalesef toplum için hala tam olarak bilgi sahibi olduğumuz hastalık grubu değil. Ya da özellikle alan itibariyle çok hani herkesin konuşmak istediği bir alan değil. Dolayısıyla belirtisi olsa bile çok geç dönemde bize geliyor. Bu yüzden ne yapıyor? Belli bir takım komplikasyon geliştikten sonra ya da kısırlık geliştikten sonra ya da başka ekstra bir şey oluştuktan sonra ya da pelvik inflamatör hastalığı geliştikten sonra size başvuruyor biliyorsunuz. Yani o zamana kadar yani çoğu hasta gizli kalıyor. Evet. Peki cinsel yolla bulaşan hastalıklardan nasıl korunabilir? Evet bir tek partner olarak hep bahsedildi evet, ama onun dışında dikkat edilmesi gereken, yapılması gerekenler nelerdir? Şimdi onun haricinde aşıyla önlenebilir hastalıklar varsa zaten bir kez bütün aşılarımızı yaptırmanızı öneririz. İşte hepatit B'yi zaten yapıyoruz. HPV artık aşılama programına girmek üzere. Yani HPV aşımızı da yaptıracağız, hepatit B aşımızı da yaptıracağız. Ondan öncesinde işte evlilik öncesi zaten bütün testlerimizi yaptırmamız lazım ki. Ve herhangi bir bilinçsiz bir yerde, herhangi bir steril olmayan koşullarda ya da merdiven altı dediğimiz o yerlerde herhangi bir işlem yaptırmamakta fayda var. Peki hocam, bunlarda tanıyı nasıl koyuyoruz hastalarda? Şimdi hani bir hani az önceki bahsettiğim hastalıktan bir kısmı zaten bakteriyel hastalık, bir kısmı işte viral hastalıklar. Viral hastalık kadar da tanıyı koyduğumuzda işte orada antikorlar kanda bakıyoruz. Bakteriyel hastalıklarda biraz daha böyle kültür yöntemine de biraz daha kayabiliyoruz. İşte herhangi bir salgılardan elde ettiğimiz şeylerle kültüre gönderebiliyoruz. Onlarla beraber uygun olan vakalarda antibiyotik tedavisini veriyorsun. İşte şey viral enfeksiyon olduğu hastalarda da antiviral tedavisini veriyorsun. Yani her hastalığın ayrı ayrı kendi tedavisi var. Tedavisi yapıldığında oldukça konforlu bir şekilde hayatını devam ettirebilir ama tedavisi yapılmadığında gerçekten ciddi anlamda toplum sağlığı sorununa dönüşebiliyor. Evet. Peki bu tür hastalıklar yani cinsel yolla bulaşan hastalıklar tedavi edilebilir mi? Evet, cinsel yolla bulaşan hastalıklar basitçe tedavi edilebilir. Hasta öncelikle bize başvurması lazım. Bize geldiği zaman viral enfeksiyon kaynaklı tedavileri biz antivirallerimizi veriyoruz. Bakteriyel kaynaklı olduğu zaman kültür sonucuna göre biz antibiyotik tedavisini verebiliyoruz. Ama burada önemli olan şey şu. Bize gelen hasta mutlaka partneriyle beraber gelmesi lazım. Çünkü benim partnerimde bir şeyi yok, belirtisi yok, beni tedavi edin yeter. Bu maalesef böyle olmuyor. Çünkü her temas sonrası tekrar bunu tekrar alacağı için her bizim tekrarlayan olgularda bizim tedavi etme şansımız o derece zorlaşıyor. Dolayısıyla mutlaka cinsel yolla bulaşan hastalıklar diğer partnerin şikayeti olmasa bile partneriyle beraber eş zamanlı tedavi etmesi gerekir. Erken tanı burada yine önemli değil mi tabii hocam? Tabii ki erken tanı her zaman hayat kurtarır. Yani akıntımız olduğunda ya da idrar yaparken ağrımız olduğunda. Akıntı olmasa bile belirtisi semptom döneminde herhangi bir ilişki sırasında ağrısı oluyorsa, herhangi bir beklenmeyen başka bir semptomu oluyorsa o zaman mutlaka bunu görmemiz lazım. Görüntü olarak bir sıkıntı olduğunda biraz oluyorsa, utanıyoruz çünkü halk olarak. Evet çünkü orası hani gerçekten biraz çok kapalı bir bölge. Hani bir de şöyle bir şey var, hasta geliyor, partneriyle beraber gelmek istemiyor. Çünkü onun yanında bu şikayetini anlatamıyor da. Dolayısıyla hani o genellikle çok hani çok zor bir, hani hastada öykü alırken çok zorlandığımız kısım burası. Bir de hocam, polikliniğe de biz de hani sıklıkla karşılaşıyoruz. Evet. Şu genellikle sorun oluyor. Hı hı. Cinsel yolla bulaşan bir hastalık dediğin zaman hemen bir duruyor, geri duruyor. Çift çatışmaya giriyor. Aynen öyle. Yani onu da. Bunu şöyle bir şey, biz HPV'de en çok bunu yaşıyoruz. Hı. Benden mi geldi, sende mi geldi, onda mı geldi, bunda mı geldi? Şimdi HPV virüsün doğası gereği şu. Mesela yıllar önce HPV virüsünü almış olabilirsin. O dönemde tedavi olmuş olabilirsin ama HPV virüsü ne yapıyor? Bir kısmı DNA virüsü olduğu için başka hücrenin içinde kendini entegre ediyor ve yıllarca orada sebepsiz kalabiliyor. Sonra ne zaman bağış sistemi düştüğünde tekrar çıkıyor olabilir. Dolayısıyla biz HPV gördüğümüzde evet senin, kesinlikle senin eş kaynaklı bunu geldi diye %100 söyleyemiyoruz. Dolayısıyla hani evet
Mutlaka birinde belirti varsa evet eşle bununla beraber mutlaka beraber tedavisini etmemiz gerekir. Ama HPV konusunda gerçekten çok ciddi problem yaşadığımız için evet bu hemen eşten gelmiyor olabilir. Dolayısıyla ona göre tedavisini almak gerekir. Bir de bazı hastalıklar mesela uçuk dedik ki hocam. Evet. Dudaktaki uçuk nasıl geçmiyor? Yani uçuk geçiyor da aslında evet. Virüs geçmiyor ama orada latent yani olarak hep kalıyor. Yani bizim işte sinir hücrelerimizde kalıyor. Hı. Sonra ne zaman bağış sistemi zayıfladığı zaman genellikle en zayıf olduğu yerden patlak veriyor. Genellikle yani HSV tip 1 yani ağızdaki uçuk daha kolay atlatıyor. Ama HSV tip 2 daha zor atlatılıyor. Yani çünkü daha büyük sakral ganglionu tuttuğu için olsa daha çok zor atlatıldığı için bir kişi geçirdikten sonra peş peşe birkaç defa bir geçiriyor. Bu yüzden bizim çoğu hastalarımızda 6 ay boyunca, 1 yıl boyunca bazen baskılama tedavisi vermek zorunda kaldığımız hastalar oluyor bunun için. Bir de hocam sık tekrar eden bu tarz hastalıklarda da farklı hastalıkların araştırılması gerekiyor mu? Yani evet, bağışıklık yani, gibi. Mesela şöyle, akıntısı hiç geçmeyen hastalarda. Evet, orada bazen işte akıntısı hiç geçmeyen hastalarda bizim cildi açısından bazen biz beşli kültür dediğimiz bir şeyleri yapabiliyoruz mesela. Kişi zaten kendi florasında o bakterileri taşıyordur. Ama bazen bağış sistemi o kadar düşmüş ki kendi florasındaki şey de ne yapıyor? Ona hastalık belirtisi verebiliyor. Bu yüzden onlarda bazen kültür dediğimiz şeyleri yapabiliyoruz. Ve eş zamanlı bir kişide bir hastalık, bir cinsel yolla bulaşan bir tane hastalık varsa diğerlerinde olma ihtimali zaten her zaman yüksek olduğu için diğer bütün cinsel yolla hastalık, bulaşan hastalık yönünden ekstra tarama gerektirir. Bir paneller var zaten değil mi? Evet, evet. O genel bir tarama aynen, yapılıyor. Genel bir tarama zaten hepatitle de HIV ile beraber hepsini tarıyoruz yani. Hocam çok önemli bir konuya değindiniz. Çok güncel. Çok teşekkür ediyoruz. Ben ağzınıza teşekkür sağlık. Çok sağ olun. 8'e Sağlık'ta konuğumuz uzman doktor, dermatoloji uzmanı Ege Losoldu. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.